Evet. Nice badirelerden geçtik. İmam Hatipliler olarak Kassayı adaletsizliğiyle İmam Hatip okullarının kapısına kilit vurulmak istendi. Direndik. Başörtüsü tatbikleri için öğrenciler, okul idarecileri sürgün edildi. Görevlerinden alındı. Devlet dairelerinde İmam Hatiplilere iş verilmedi. Bendeniz 1998 yılında atandığımda atanan son din kültürü ve ahlak bilgisi İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmen grubu içinde idi. Ve bizden sonra 5 yıl din kültürü ahlak bilgisi İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmeni atanmadı. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan onun riyasetinde tüm bu imam hatiplere uygulanan zulüm ortadan kalktı. Bir imam hatip lisesi mezunu olarak kendisine müteşekkir. Sultan-ı Şüera Necip Fazıl Kısatürek şöyle der bir şiirinde: öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü öldüren Rabbe secdeler olsun. Bizler gerçek hayatın yolcuları değil miyiz? Bizler ahirette Yüce Allah'ın bize vaat ettiği nimetlere, cennete talip değil miyiz? Dünya hayatı azıcık bir oyun, azıcık bir eğlence diyen Kur'an'ın uyarıları kar etmedi. Dünya hayatını kendimize şiar edindik. Kendi ellerimizle ahiretimizi berbat eden olduk. Maalesef ölmeyecek miyiz? Ölüm bize gelmeyecek mi? Her gün okunan selalar, ölen komşular, köyü, mahalleli bize ders değil mi? Oysa ki ölümsüzlüğün sırrı Allah'a kul olmaktadır. Bunu aklımızdan hiç çıkartmayalım. Biz İmam Hatipliler şerre kilit, iyiliğin ise anahtarıyız. Bu gidişata, ahlaki yozlaşmaya öğrencileri ile, velileri ile, gönül verenleri ile dur diyecek bizleriz elhamdülillah. Yolumuz zor olsa da ümit varız. Ve biz İmam Hatipliler, İmam Hatipliler olarak her zaman görev için varız ve hazırız. Yolumuz Allah'ın yolu. Yolumuz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolu. Yolumuz Kur'an'ın yolu. Bu gayretle çalışacak hem dünyamızı hem de asıl önemli olan ahiret hayatını kazanmak için durmadan, yılmadan çalışacağız inşallah. Sevgili İmam Hatip gençliği, artık sizi yuvadan uğurluyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Rabbim sizleri her iki dünyada da mutlu eylesin. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayın. Kulluğa karşıyız diyenler, evet, Allah'a kul değiller. Paraya, mala, kadına, lükse, ideolojilere ve insanlara kullar. Biz ise sadece secdede önünde eğildiğimiz Rabbe, alemlerin Rabbi olan Allah'a kul olalım. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ile selamlıyorum.